Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Revoshi'nin ananas aromasını deneyeceğiz arkadaşlar. Birkaç kişiye sordum, birkaç kişi iyi dedi. Öbür birkaç kişi işte biraz vasat, orta derece dedi. Yani herkesin damak tadı farklı. Onun için ben de almayacaktım ama hani bir fikir alışverişinde bulunduk. Biri iyi dedi, biri kötü dedi. Yani bir ortada buluşmak neticesinde bir de dedim ben alayım bakayım. Şöyle görüyorsunuz ananas. 250 gram. Kömürleri koydum. Biraz dürüm ısınsın. Onu bekliyorum. Bir de şöyle elimde arkadaşlar Big Boss Pro var. Bu tepsisi oluyor. Bu da takım arkadaşlar. Gold renginde. Yani şişesi gold. Şöyle göstereyim. Gayet güzel, hoş bir nargile takımı ve bayağı suyu koyunca da bayağı bir ağır oluyor. Bu benim değil, bunu kuzene aldık. Onun için ben hani bir suyu falan koydum, öyle bir şey yaptım. Bakalım nasıl olacak diye. Güzel bir takım yani. Zaten biliyorsunuz arkadaşa da almıştık. Onu içtim ben. Çok güzel, hoş bir takım. İnşallah ileride kendime de alırım. Yani beğeniyorum takımı. Şimdi nargilemizi açalım. Benim takımda EDS'nin E20 diye geçiyor. Bazı arkadaşlar soruyor. Şu an için tatlı, hani daha duman bile çıkmıyor görüyorsunuz ama tatlısı yani bir tat geliyor en azından. Tatlımsı bir tat geliyor. Tat var. Ananas Eskimo yazıyor. Büyük ihtimal mentol de bekliyorum ben bunda. Tek ananas değil gibi ama şu an gayet güzel tatlı bir aroması var. Arkadaşlar bu Big Boss'un da en sevdiğim özelliği bu divizyonun 3 kademeli olması, böyle ayarlanabilir olması çok hoşuma gitti. En çok da zaten o özelliğini sevdim çünkü havaya tahliyesi zaten şampiyonda da var, Euro şampiyonda da var. Yani buna özel has bir şey değil. Ama özellik olarak yani kademelileri arttırmasını beğendim. Yani hoşuma gitti benim. Ayrıca zaten çelik bir takım. Zaten söylemeye gerek yok.
güzel, şık bir deri bir çantanın içinden çıkıyor. Çantası biraz uzakta kaldı. Arkadaşlar biraz daha açılsın. Hani fikirlerimi söyleyeceğim. Bir de bu hafta evi taşıyoruz, taşınıyoruz. Onun için videolar baya bir gecikebilir. Instagram'dan sorulara falan da hani birazcık geç cevaplayabilirim. Çünkü hem işe gideceğiz, sabah geleceğiz, uyumadan taşınacağız. Bir şeyler olacak. Onun için biraz sıkıntı. Dumanı öbür revaşörlere göre biraz silik gibi geldi ama bilmiyorum, hani birazcık daha tam oturmamış zaten gördüğüm kadarıyla nargile. Zaten beni izleyenler biliyor. Ben açılsın diye öyle köklemiyorum. Yavaş yavaş, sindire sindire. Ne zaman açılırsa açılsın hiç umurumda değil. Yavaş. Tütün de yakmıyorsunuz. Sonra açılsın diye sürekli kökle. Yani hoş bir şey değil bence. Tütünün rengi zaten sarı yine. Arkadaşlar tek içilir mi? Tek biraz tatlı gibi, hani bir freşlik bir şey yok şu an için. Eskimo yazıyor ama yani şu an tatlı. Hani bir mentol bir freşlik alamadım. Eğer içinde var mı? Çünkü eskimo yazdıklarının genelde içinde freş oluyor biliyorsunuz zaten. Tat olarak güzel ama hani böyle bir doyuruculuğu yok, onu bir söyleyeyim. Ha, boş duman da atmıyorsunuz ama bir doyuruculuk yok. Hani bir buram buram bir ananas tadı veya bir şey ağzınıza gelmiyor yani. Ama daha 10 dakika olmuş, bilmiyorum ilerleyen zamanlarda içeceğim zaten ben bunu da. Bilmiyorum. Düzelir mi? Yani daha böyle buram buram baskın bir şekilde gelir mi? Onu bilemiyorum. Ama tadı güzel yani. Ben beğendim. Ama dediğim gibi silik geliyor. Yani çok böyle doyurucu bir tadı yok. Boş. Boştan geliyor yani. Bir de şimdi böyle takımlara alışınca arkadaşlar, hani difüzörü falan olanlar. Geçen Konyalı'yı içtim.
Ya çok kastı beni. Acayip kastı yani. Bu takımlara alışınca onlar biraz artık mazide kalmış galiba. Hani içmesi bile insana zor geliyor. Ama işte bir topluluk halinde tabii çıkartıyorsun. Onu da kullanıyorum. Ama acayip kastı yani. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Tat geliyor ama bir buram buram hissettirmiyor. Alttan geliyor, silik geliyor. Bir freşliği yok. Yani bir freşlik hissedemedim ben. Bilmiyorum, bir iki kafa sonra belki freşlik hisseder miyim veya hiç mi hissetmem bilmiyorum ama şu an hani ilk deneyimimde hiçbir freşlik alamadım. Tütün de karıştırdım tabii. Direkt üstten almadım. Ona rağmen hani bir freşliği yok, tatlı ama silik yani. Onu da söylüyorum, tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda nasipse inşallah tekrar görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.